Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu daimen ebede. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Elhamdülillahillezî hedâne lidîn-i İslam. Bizleri İslam diniyle şereflendiren Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Elhamdülillahillezî cealenâ min ümmeti Muhammedin aleyhissalâtu vesselâm. Bizleri Hazreti Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet kılan Rabbimize hamdolsun. Elhamdülillahillezî nevvere kulubena bitilavetil Kur'an. Bizlerin kalplerini Kur'an-ı Azimüşşan'ın nuruyla nurlandıran Rabbimize hamdolsun. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e sonsuz salatu selamlar olsun. Değerli gönül dostlarım, Saadet İdare'nin programı bütün hızlılığıyla, bütün canlılığıyla, bütün güzelliğiyle devam ediyor. Tabii sizler de canlı yayına katılıp sorularınızı sorabilirsiniz. Bugünkü sohbetimizin ana konusu niyet, ihlas ve meziyetleri. Cenab-ı Hak niyetlerimizi güzel niyetlerden eylesin. Amellerimizi de ihlaslı eylesin. Yaptığımız amellerimize İhlaslı olmayı, evet, çok dikkat etmemiz lazım. İhlaslı olmaya çalışmamız lazım. İhlas nedir? Değerli gönül dostlarım, yaptığımız amellerimizi sadece Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun yapmaya çalışmaktır. Yani gösterişte ve murailikten kendimizi muhafaza etmemiz lazım. Şu böyle demiş, bu böyle demiş diye değil. Biz yaptığımız amellerimizi Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olabilecek miyiz niyetiyle yola çıkmamız ve ihlaslı bir niyetle yola çıkarsak, samimiyetle, ihlasla amellerimizi ifa edersek, dergah-ı izzetinde en makbul ibadet şekli ihlaslı olan ibadettir. Hazreti Allah Celle Celaluhu Zümer suresinde şöyle buyuruyor. قَالَ اللّٰهُ جَلَّ شَأْنُهُ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الد۪ينَ أَلَا لِلّٰهِ الد۪ينُ الْخَالِسِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Ameliniz yalnız Allah için olsun. فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسًا Sadece yaptığınız amelleri Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak amacıyla yapın. أَلَا لِلّٰهِ الد۪ينُ الْخَالِسِ Bilmiş olunuz ki diyor Cenab-ı Hak, ancak kendisi için yapılmış halis olan ameller makbuldür. Zümer suresinde açık ve net bir şekilde Cenab-ı Hak bizleri uyarıyor. Yani yaptığımız amellerin hangisi makbuldür diye hocam sorarsanız, işte Kur'an-ı Kerim bu konuda cevabı veriyor. Yani ihlaslı ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun gösterişten, murailikten kendimizi muhafaza etmek suretiyle yaptığımız ve yapacağımız amellerimiz makbuldur. Ha, bunu bugüne kadar belki bazen ihlası kaçırmış olabiliriz. Ama hocam, ben bugün bu ayeti dinledim. Bundan sonra gösterişten, murailikten kendimi koruyacağım ve Cenab-ı Hakk'ın rızası için amel yapmaya çalışacağım dememiz lazım. Hattımızda izleyicimiz var, alalım. Alo. Alo, hayırlı akşamlar hocam. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Kars'a selamlar diyoruz. Aleykümselam, Allah razı olsun. Kars'ın neresinden arıyorsunuz? Kazman. Kazman, güzel Kazmanımız, yeşil Kazmanımıza da buradan selamlar olsun. Aleykümselam, Allah razı olsun. Amin. Buyurun. Hocam, annemle abim kavgalılardı. Evet. Şimdi abim annemle konuşmuyor. Annem bayağı bir üzüldü. Abim anneme diyor ki, diyor, artık yani ne o bana gelsin ne ben ona gideyim. Artık ben bitirdim. Bunun günahı ne? Tabii ki yani bu kardeşimizin böyle söylemesi kesinlikle yanlıştır. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede yani وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا Bu kardeşimiz ayeti kerimeyi dinlemesi lazım. Allah bana ne diyor? Nefsini değil, şeytanın istek ve arzularını değil,
Hakikaten bu konuda yani toplum bugün çok muzdarip, ana babaya karşı itaatsizlik zirveye ulaşmış. Yani ne demek bir insan, ben annem bana gelmesin ben de ona gitmeyeyim. Allah ne diyor? Ana babanıza öf bile demeyin. Yani ondan daha az incitici bir şey olsaydı Allah onu emrederdi. Bir insanı en az incitecek şeyi yani öf kelimesidir. Allah Celle Celaluhu net bir şekilde Kur'an-ı Azimüşşan'da buyuruyor. Ananıza babanıza öf bile demeyin. Onları incitmeyin. Onlara şefkat ve merhamet kanatlarınızı gerin ve şöyle onlara dua edin. Ya Rabbi, anam babam küçükken nasıl şefkatle ve merhametle beni büyüttülerse sen de rahmetinle ve merhametinle onlara muamele et. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ana baba konusunda el cennetu tahta akdamul ummahat. Cennet anaların ayaklarının altındadır. Maksat nedir bu hadiste? Yani ananın babanın rızasını almayan bir insanın diğer sair amelleri de olsa cennete gitmesi mümkün değildir. Bu kardeşimiz bu lafı söylemekle büyük bir hata işlemiş oluyor. Eğer bu sözün de arkasında durur, annem gelmezse ben de gitmeyeyim derse kebair günahlardan bir günahı işlemiş olur. Hemen tevbe ve istiğfar etmesi, ananın duasını alması, ananın rızasını alması gerekir. Ancak insan anaya babaya ne zaman itaat etmez? Eğer ana baba Allah'ın emirlerini uygulama diyorsa o zaman itaat edilmez. Ana baba günahları işle derse orada itaat edilmez. Onun dışında her şeyde anaya babaya itaat etmek lazım. Onların hakkını ödemek çok zor. Evet, hattımızda bir izleyicimiz var. Alalım. Alo. Hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Güzel İstanbul'umuza selamlar diyoruz. Buyurun. Hocam biz beş kardeştik. Üç kardeşiz. Evet. Oğlan kardeş. Evet. Hocam sesimi alabiliyor musunuz? Sesinizi alıyorum. Dinliyorum sizi. Buyurun. Hocam biz üç kardeştik. Oğlan kardeş. Birimiz evet. İmam, birimiz öğretmen. Annem vefat etmeden önce, 5 yıl önce annem vefat etti. Allah rahmet eylesin. Annem, ben dedi evleri dedi oğluma veriyorum, büyük oğluma. Evet. Sağlığında. Şimdi o nasıl olacak? Annem babanda kalıyor mu? Yani annen annenin hakkı mıydı? Eğer ev annenin hakkı ise, onun hakkı olmuş olsa, yani verasetten kalan, babadan kalan bir şey değilse, anne kendi hakkını istediği bir oğluna verebilir. Ve verdiğinden dolayı da mesul değildir. Bunu da böyle bilmek lazım. Evet, diğer bir ayeti kerimede ise Beyyine suresinin 5. ayetinde değerli günün dostlarım Allah şöyle buyuruyor. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Halbuki onlar ancak doğruya yönelerek dini yalnız Allah'a has kılarak ona ibadet etmekle emr olunmuşlardır. Yani değerli günün dostlarım, Beyyine suresinin bu ayetinde de vurgulanan yine ibadetleri yaparken, ifa ederken, vasifelerimizi Cenab-ı Hakk'a karşı ifa ederken bu amellerimizi de yalnız ve yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olmak amacıyla ihlasla yapmamız lazım. Yani bir adam hayır yapıyor. Aman efendim işte babamın adı yazılsın, annemin adı yazılsın. Yazılmasa ben bu hayrı vermem. Maksadı da burada ana babasının eğer ismi yazılırsa hayır yaptığı vurgulansın, bilinsin herkes tarafındaysa o insan o yaptığı hayırda hiçbir amel, hiçbir sevap, hiçbir mükafat o amelinden alamaz. Dolayısıyla değerli günü dostlarım Allah bizi uyarıyor. Ey kullarım, ben sizde ancak İhlasla, samimiyetle benim rızamı gaye edinerek yaptığınız ibadetleri kabul ederim. Yoksa mürailik yapmak suretiyle, gösteriş yapmak amacıyla yaptığınız hiçbir amel Cenab-ı Hakk'ın indi ilahiyesinde makbule şayan değildir. Bunu böyle bilmek lazım. Hattımızda izleyicimiz var, alalım. Alo. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam
Hocam ben Kars Şaban köyünden Fazla Şaban köyü. Evet, Şaban köyümüze ve bütün Şabanlılara da buradan selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'umuza da selamlar. Buyurun. Hocam ben bir şey soracağım, bir sorum var. Buyurun. Anne babanın ne kadar biliyorum tatlı çocukların isimler var da çocukların anne babanın ne hakkı var diye söylemiştim ben. Televizyonunuzu iyice kısarsanız, tekrar sorunuzu tekrarlarsanız anlayayım. Şimdi hocam. Evet. Dinliyorum. Dediğim yani anne babanın hakkı evladın üstünde var. Evet. Evladın ne kadar hakkı anne babadan var? Ne beklentisi var? Bir söyler misin bana? Peki, oldu. Değerli gönül dostlarım, evladın ana baba üzerinde hakları da var tabii. Nedir mesela bir hak? Çocuk dünyaya gelirken ona İslami bir isim koyması, belli bir zaman içerisinde de onu sünnet ettirmesi ve evladı İslam üzere Allah'ı tanıtmak suretiyle, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tanıtmak suretiyle, dini mübini ona anlatmak suretiyle inançlı, imanlı bir şekilde bir evladı yetiştirmekle zaten mükelleftir. Ana baba nedir? Zaten çoluk çocuğun yaşamıyla, giyimiyle, kuşamıyla onu belli bir seviye, düzeye getirene kadar mükelleftir. Zaten ana baba bu fedakarlığı yapıyor. Hangimizin anası, babası bu fedakarlığı yapmıyor? Hangimizin annesi gece kalkıp uykusunu haram edip ve gece yarılarında kalkıp bizi emzirmedi, yıkamadı, temizlemedi, yedirmedi, giydirmedi, içirmedi? Ana baba hakkı tabii daha büyüktür ama evladın da işte bu şekilde hakları vardır. Tabii ana baba şuna da çok dikkat etsinler. Özellikle bugünümüzde veraset konusuna gelince evlatlarını eşit tutmaları lazım. Yani birini diğerinden çok sevebilir, içinde sevsin, onu dışına aksatmadan, aksatır yani dışına atmadan, göstermeden, ama yalnız böyle taksimat yapıldığı zaman onu da adaletli bir şekilde yapmalarında fayda vardır. Ama bütün bunlara rağmen hiçbir evlat ana babanın hakkını ödeyemez. Adamın biri annesini alır, zayıflanmış, yürüyemez hale gelmiş ve annesini sırtına alarak Mekke'ye, Medine'ye götürerek hacını eda ettirmiş. Tavafını yaptırmış, sayyini yaptırmış, Arafa, Mina, Müzdelife vesaire. Hac hakikaten zor bir ibadettir ve dolayısıyla neticede Hazreti Peygamber'e gider, ya Resulallah, ben annemi bu şekilde hacını eda ettirdim, bu kadar zorluklar içerisinde annemin hakkı üzerimde kalktı mı diye sorar ve cevap şu olur: ve insan 4 aylıkken ayaklar oynamaya başlar ya vücut, annenin rahmindeyken bir defa ayağını oynatmanın hakkını değil, annenin bütün hakkını, bir defa ayağı sallamanın hakkını ödeyemezsin, ödeyemedin diye cevabını alır. Onun için evlatlar hep kendi haklarını sorarlar. Tabii ki onların da hakkı var ama ana babanın hakkı çok mühimdir. Ana babaya çok itaat etmek lazım. Benim bir Kur'an-ı Kerim hocam var, Kurra Hafiz'dir. Geçen gün öyle diyor, bir latife yapıyor. Diyor hocam, adamın birisi bir gün suyu geçecek bir nehir önüne geçiyor yolda giderken. Tabii annesini bir koltuğuna, babasını bir koltuğuna, hanımı da boynuzuna alıyor. Ve soruyorlar, bu ne bu hal? Diyor, bu kaza, bu bela, bu da Allah'ın nimeti. Böyle olmamak lazım. Tabii ki eşimize de gereken itinayı göstermek Allah'ın birer emanetidir. Ama anne babanın hakkı bambaşkadır, ödenemez. Kur'an öyle diyor, ananıza babanıza öf bile demeyin. Size tavsiyem, anaya babaya itaat edin. İtaat ederseniz evlatlarınız da size itaat ederler. Şimdi ne oldu? Darul acazeler artık doldu taştı. Analar, babalar, ihtiyarlar yaşlarla doldu. Televizyonlarda seyrediyoruz. Diyor, ben çocuğumu bekliyorum, yılda bir defa dahi gelip beni ziyaret etmiyor. Bu hale geldik. Acaba bizden sonra ne olacak? Onu düşünmek, onu tefekkür etmek lazım ki hemen dönüş yapıp ana babaya itaat etmekte büyük fayda var. Adamın biri bir gün yine bir mesele geçer. Babasını sepete koyar, götürür, dağın başına bırakır ve tabii ki geri döner.
Onun evladı da aynen büyüdüğü zaman o da babası ihtiyarlanınca o da onu sepete koyar götürür dağın başına bırakır. Baba şöyle der. Oğlum doğrusunu yaptın. Çünkü ben de babamı bu şekilde getirdim. Ben hak ettim. Ama bir eksik yapıyorsun. Eksik nedir babacığım diyor. Senin eksiğin sepeti geri götür. Beni bırak ama sepeti götür. Niye? Çünkü bana lazım olduğu gibi o sepet sana da lazım olacak. Senin evladın da seni getirecek. Öyle mi babacığım? Öyle diyor. O sepeti atıyor, babasını sırtına alıyor, getiriyor. Ölünceye kadar hizmetinde bulunuyor. Ve Cenab-ı Hak orada o şeyi kesiyor. Yoksa o da sepetle oradan bıraksa ona da sepet lazım olur diyoruz. Hattımızda izleyicimiz var, alalım. Alo. Aleyküm selam ve rahmetullah. İzmir'e selamlar. Mesela da haşer satayım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ ol şükür. Sen ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. O da sağ ol. Aleykümselam. İyisin inşallah. İyisin. Sağ ol teşekkürler. Sen ne yapıyorsun? İyisin inşallah. İyiyim elhamdülillah. Televizyonunuzu kısın ben hacı. Televizyonunuzu iyice kısarsanız anlaşırız. Tam kısın. Tamam hocam. Tamam. Buyurun şimdi. Hocam şimdi biz şafiiz. Evet. Biz şafiiz şimdi. Evet. Abi şafiiz şimdi abdestimiz ve hanım da nasıl kırıyor? El değdi mi? Nasıl kırıyor? Ne yapıyor? Ne yapacağız onu? Bazıları kulağıma öyle bir şey geldi mi dedi. Eli için değdi mi kırıldı? Üst geldi mi kırıldı birbirine? He, peki. Oldu. İzmir'e selamlar diyoruz. Değerli gönül dostlarım, tabii Hanefi mezhebinde abdestin farzı dörttür. Bir, yüzümüzü yıkamak, iki, kollarımızı dirseklerle beraber, üç, başımızın dörtten birini meshetmek, dört ise ayaklarımızı topuklarla yıkamak. Hanefi mezhebine göre, Şafii mezhebine göre ise abdestin farzı değerli gönül dostlarım altıdır. Bir, niyet, iki, yüzümüzü yıkamak, üç, kollarımızı dirseklerle beraber yıkamak, dört, başımızın bir kısmını meshetmek, dörtte biri değil. Beş, ayaklarımızı topuklarla beraber yıkamak, altı tertip yani sıraya riayet etmektir. Bu vesileyle abdestin farzlarında bir tekrarda fayda var, mülahaza ediyoruz. Çünkü birçok kardeşimizin nikahını kıyıyoruz, abdestin farzını soruyoruz, emin olun bilmiyorlar. Dolayısıyla böyle tekrar etmekte de fayda vardır. Şafii mezhebinde bir kişinin eli bir erkeğin hanımına değerse ve nikahı düştüğü hangi hanıma değerse abdesti bozulur. Ama nereye değerse, tırnağına değerse bozulmaz, dişine değerse bozulmaz, saçına değerse bozulmaz. Elimizi birleştirdiğimiz zaman avuç içi ne kadar oluyor? Avuç içi birbirine değerse, başkasınınkine değerse, yani nikahı düşen bir kadına değerse bozulur. Dişi değerse birbirine bozulmaz. Bu doğrudur. Hayırlı akşamlar diyoruz İzmir'e. Evet değerli gönül dostlarım, ihlas ve niyet dedik. An Ömer'e anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal, innemel a'malu bin niyati. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şeriflerinde ameller niyete göredir. Niyet çok önemli. Yani dinimiz niyete çok önem veriyor, hassasiyet gösteriyor. İnnemâ likulli imri'in mâ nevâ. Kişinin niyeti neyse neticede de o hedefine ulaşır. Yani bir hedef koyuyor, içinde bir niyet var, o hedefine ulaşır. Mesela فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Allah Resulü buyuruyor ki, kimin niyeti Allah'a ve Resulüne ulaşmak ise, hedefini böyle koyduysa ne yapacak? Allah'a ulaşmak için ameller işleyecek ve Allah ve Resulüne ulaşmanın yollarını arayacak, onları uygulayacak, Allah ve Resulüne ulaşır. Ama devamında وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ اِلَى الدُّنْيَا يُسِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يُنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ رَوَاهُ الْخَمْسَ Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai. Sahih hadis. Kimin hicreti de dünyada bir metaa ulaşmak, dünyada işte bir şeyler elde etmekse maksadı, o da hedef koymuş, o da dünyalık olarak ona ulaşır. Kimin hedefi de bir kadınla evlenmekse o da hedefine onu koymuş, neticede onu gider, onu bulur, onunla evlenir.
Demek ki niyet dinimizde değerli gönül dostlarım önemlidir. Hala diğer mezheplerde tabii ki Hanefi, Maliki, Hanbeli de niyet değerli gönül dostlarım sünnettir ama Şafii mezhebinde bütün ibadetlerde niyet nedir? Niyet farzdır. Oruç tutarken niyet farz, abdest alırken niyet farz, gusulda niyet farz Şafii mezhebinde. Hanefi mezhebinde de niyet sünnettir. Dolayısıyla değerli gönül dostlarım niyet önemlidir. Buhari'nin başında da yine innemel a'malu bin niyati bu hadis sahih bir hadistir ve birçok sahabe-i kiramın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şeriftir. Onun için kimin niyeti ne ise onu bulacaktır. Niyetimiz ne olacak? Allah'a ulaşmak. Niyetimiz ne olacak? Allah Resulüne ulaşmak. Bu nasıl olacak? Allah ve Resulüne bizi ulaştıracak amelleri uygulamakla olacak. Allah-u Teala bu şekilde amel etmeyi, ihlasla, samimiyetle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Hattımızda izleyicimiz var, alalım. Van'a selamlar diyoruz. Buyurun. Esselamu aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam öncelikle Allah sizin gibi hocaları başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Hocam benim bir sorum olacak. Şimdi bir kanalda geçen gün ben bir program seyrediyordum. Kanal evet. İsmi verebiliyor muyuz bilmiyorum ama. Evet. TRT Diyanet'te ben bir program seyrediyordum hocam. Evet. Bir hoca efendi bir sohbete şöyle bir soru mu sordular veya başka konu başka bir yerden mi açıldı? Evet. Hoca efendi aynen şöyle dedi ki enflasyonun altındaki faiz oranı evet. Faiz sayılmaz dolayısıyla da haram değildir. Evet. Bu benim kafama çok takıldı. Evet. Yani ben fazla bilmiyorum ama yani benim bildiğim kadarıyla yani kitap da okuyorum. Evet. En son Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve hutbesinde diyor ki faizin bütün çeşitleri yasaklanmıştır, haramdır, ayaklarımın altındadır diyor. Evet. Bu hoca efendi neye dayanarak böyle enflasyon altındaki faiz oranları haram değildir diye bunun neye göre söyledi? Ben bunu merak ediyorum. Evet. Allah sizden razı olsun. Amin. Sizden de inşallah. Van'a selamlar diyoruz. Değerli gönül dostlarım, faiz konusunda bunun altını çizerek söylüyorum. Kesinlikle faiz haramdır. Yani kardeşimizin de dediği gibi faizin her çeşidi haramdır. Hangi hoca ne derse desin. Bizim için önemli olan Kur'an-ı Kerim ne diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor? اَحَلَلَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَى. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'ı açtığımız zaman enflasyonun altında, enflasyonun üzerinde şu oldu, bu oldu, ey sağa sola meyil etmeden net bir şekilde biz bunu altını çizerek söylüyoruz. Faiz kesinlikle Allah-u Teala'nın yasaklamış olduğu, haram etmiş olduğu ve kebair günahların arasında yer alan, büyük günahlar arasında yer alan bir günahtır. Bugün bu toplumu sömüren, bu toplumu aynı tefeciler gibi bankalar, ben burada açık ve ne söylüyorum, bankaların tamamı tefecilik görevini resmi olarak ifa ediyorlar. Yani bazı tefeciler gayri resmi tefecilik yapıyor ama bankalar tam resmi bir tefecilik yapıyorlar. Değerli günü dostlarım, biz hoca olarak da alsak da almasak da bulaşsak da bulaşmasak da ama harami haram bileceğiz. Haramı haram bileceğiz, harama haram diyeceğiz. Bugün yine bir sohbetteydik. Hocam diyor ben telefon açtım, sordum. Şu hoca efendiye, bu hoca efendiye bir avukat kardeşim, çok sevdiğim birisi. Dedi ben bir avukat olarak benim yani böyle müvekkilim geldi, sordu. Bunu bu şekilde ben bunu almayı düşünüyorum. Şimdiye kadar da faize bulaşmadım. Birisi alsa bana satsa helal midir, haram mıdır? Diyor ben şahsen kendi düşünceme göre dedim ki haramdır. Benim babam da hocaydı diyor. Avukat aynen böyle diyor. Ama bir iki hocaya aradım. Onlar da şöyle olur, böyle olur, şöyle olursa böyle olur. Yani diyor en son biz sizi aradık. Siz ne dersiniz? Ben hemen net, hiç sağa sola yalpalamadan, yani çizmeden, yana çizmeden kesin ayeti kerime diyor. اَحَلَلَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَى. Allah alışverişin her türlü meşru çerçevede helal kılmıştır. Faizin her çeşidini haram kılmıştır. Dolayısıyla biz haramdır diyoruz. Müslümanlar harama bulaşmasın, haramdan sakınsınlar, kaçınsınlar diyoruz.
Ama tabii katılım bankaları vardır. Ben ona da fetva vermiyorum ama bazı hoca arkadaşlar bu konuda araştırma yaptıklarını söylüyorlar ve İslam'a uygun olduğunu söylüyorlar ve dolayısıyla helal diyenler orada diyenler vardır. Allah-u Teala hepimizi bütün kebair ve sagair günahlardan, büyük ve küçük günahlardan hifz-i muhafaza eylesin. Allah Resulü buyuruyor, öyle bir zaman gelecek. Yani kıyısından, köşesinde ümmetin mutlaka günahlara buluşacak. İşte bu da nedir? Faiz gibi vesaire bazı günahlar gibi. Allah nefsimize yenik düşürmesin. Şeytanın şerrinden, nefsin şerrinden, dünyanın muhabbetinden dolayı harama helal diyenlerden de demesin yani. Allah-u Teala bizi onlardan eylemesin. Haramdan da bizleri sizleri hifzu muhafaza eylesin diyoruz. Hattımızda izleyicimiz var, alalım. Alo. Selamünaleyküm hocam, hayırlı akşamlar. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Manisa'ya selamlar diyoruz. Cemaate selamlar bütün sevenlere. Aleykümselam, Allah razı olsun. Yüzeyli Mustafa hocam da çok selamım var. Hocam benim bir tane sorum olacak. Aleykümselam, bizden de selam söyle inşallah. Buyurun. Aleykümselam başta. Hocam birinci olarak kadın doğum yaptıktan sonra evet. erkeğin çocuğunu emzirmekle zorunlu mudur, değil midir? Evet. Bir de nikah kıyıldığı zaman mihram kesiliyor. Mihram ne üzerine kesiyor ya da açıklaması nedir? Evet. Bir de Zehra'nın yarın sınavı var. Onun için de dua ederseniz. Allah imtihana girecek bütün kardeşlerimizi muvaffak eylesin inşallah. Başarılar Amin. Diliyoruz onlara. Allah razı olsun. Evet. Ellerinizden öpüyorum. Seyrama da selam ellerinden öpüyorum. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar diyoruz. Tabii ki değerli kardeşlerim. Nikah kıyıldığı zaman bu esnada mehir konusu vardır. Mehir müsemma vardır. Mehir misil vardır. Mehir müsemma yine de karı kocanın kendi aralarında anlaştıkları bir mehir adıdır. Mesela diyelim 100 gram altın üzerine karı koca yeni evlenen gençler anlaşırlarsa bu 100 gram altın üzerine mehir üzerine nikah kıyılır. Bir de mehir misil vardır. O da anası, teyzesi yani yakınları mehirleri neyse onun misli olarak mehir kesilir ve bu mehir de gelinin hakkıdır. Yani orada yapılan mehir onun hakkıdır. Kardeşimiz bir soru daha sordu ama hatırlayamadım. Dolayısıyla hatırlayınca inşallah cevap vereceğiz. Evet değerli kardeşlerim, kısa bir aradan sonra bizden Saadet Darin programından Kanal 5'ten ayrılmayın diyoruz. Sorularınızı hazırlayın. İnşallah canlı yayınla katılın diyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu daimen ebeden. Bizi izleyen bütün izleyicilerimize canı gönülden muhabbetlerimi, sevgilerimi sunuyorum. Ve izleyicilerimizin gönlünden ne geçiyorsa Cenab-ı Hak kendilerine ikram eylesin diyoruz. Bu sorulan sorular da faydalı oluyor. Ve birçok kardeşlerimiz de bunlardan inşallah istifade ediyor. Dolayısıyla soruları da almaya devam edeceğiz. Bir kardeşimiz tabii Rahim Bey sormuştu. Bir sorusunun bir kısmı da şuydu. Hocam doğum yaptıktan sonra kadın çocuğunu emzirmekle mükellef midir? Yani İslami açıda bazı ulemalar şöyle diyorlar. Hanım çocuğa bakmakla, emzirmekle mükellef değildir. Öyle bir soru soruyor ki Rahim kardeşim de. Şimdi hanımlar bunu duyarsa erkeklerin işi sıkıntıya girecek. Ama tabii yine biz ne dersek diyelim, ana baba evlattan vazgeçmez, onlara gereken itinayı gösterirler. Evet değerli gönül dostlarım, ihlaslı olmak lazım. Her ibadetimizde ihlaslı olmak lazım. An İbni Abbas'ın anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ yervi an Rabbihi tebâreke ve teâlâ. İbn Abbas peygamberimizden Hazreti Peygamber de bu hadisi kutsidir. En Rabbihi tebareke ve teala denilen hadisi şeriflerin başında böyle bir cümle geçti mi? Hadisi kutsidir. Kutsi hadis nedir hocam? Bir soru da aklımızda kalmasın. İzahı şöyledir. Yani manası Allah'a ait olan, sözleri Hazreti Peygamber'e ait olan hadislere biz hadisi kutsi diyoruz. Hadisi nebevi ise hem mana itibariyle hem söz itibariyle Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ait olan hadislere de hadisi nebevi diyoruz. Yani peygamber hadisi. Dolayısıyla bu okuduğum hadis-i şerif hadisi kusidir.
قال إن الله كتب الحسنات والسيئات muhakkak ki Allah iyilik ve kötülükleri takdir edip lehv-i mahfuza yazdı. İşte bu da kader konusuna gidiyor. O kader yoktur. Kadere inanmayan hocalara da burada bir sesleniş yani. Hadis-i kutsi. Yani Allah-u Teala iyilikleri de kötülükleri de takdir edip lehv-i mahfuzda yazmıştır değerli kardeşlerim. Sonra ne yapıyor Cenab-ı Hak? ثُمَّ بَيَّنَ ذَٰلِكَ Onu izah ediyor bize. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَ اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً Kim diyor ki Cenab-ı Hak bir iyiliği niyet ediyor. Ben şunu yapacağım. Yani imkanım olursa, Rabbim bana bu imkanı verirse ben de bu güzel ameli işleyeceğim. Misal olarak adamın aklında şu geçiyor. Niyetinde şu samimidir niyetinde. Benim imkanım olsa bir Kur'an kursu inşa ederim. Benim imkanım olsa bir medrese inşa ederim. Benim imkanım olsa ilim erbabına destek olurum. İmkanı yok ama olsa da gerçekten yapacaksa niyetinden sadık olduğu için Allah-u Teala o niyetinden dolayı ona tam kamil bir manada aynı yapmış gibi sevap veriyor. Ya değerli kardeşlerim, rahmeti ilahi böyle tecelli ediyor. İnsanın niyeti sağlıklı olduktan sonra, samimi olduktan sonra o niyetinden o ameli işlemeyecek durumda da olsa bile Rabbim ona onu yapmış gibi mükafat veriyor. Onun için fakir fukara kardeşlerimiz de üzülmesin. Ya ben de yapmak istiyorum, yapamıyorum. O niyetinden samimi ise, ihlaslı ise yapmış gibi Allah onlara da sevabı verecek. Onun için niyetlerimizi sağlam tutmamız lazım diyoruz. Hattımızda izleyicimiz var, alalım. Tunceli'ye selamlar diyoruz. Alo. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun, hayırlı akşamlar olsun. Size de, Allah sizden de razı olsun, hayırlı akşamlar. Sağ ol Sayın Hocam. Güzel Tunceli'mize de selamlarımızı gönderiyoruz. Buyurun. Biz de selam olsun size hocam. Aleykümselam. Sayın Hocam, şimdi soracaklarım soru hem uyarıcı olsun hem de nasibimize var inşallah. Evet, buyurun. Sayın Hocam, şimdi biz hacca gidiyoruz, ümreye gidiyoruz. Evet. Kurban gidiyoruz. Allah'ın emirlerini yapıyoruz elimizden geldiği kadar. Evet. Peki bir de bir türlü bakıyoruz hocam. Bir taraftan da yapılan iş zina ile meşgulüz. Kumarla meşgulüz. Evet. İlgi var. Yani Allah'ın kesin haram ettiği işler de var. Evet. Hocam bizim İslam hükmüne göre durumumuz nedir? Bir. Bu soru bir hocam. Evet. İkinci hocam. Evet. Şimdi hoca efendi sohbetlerinde bu mihrapta diyor ki gıybet ettirmeyin. Evet. Gıybet yaptırmayın, yapmayın diyor. Evet. Tamam. Gıybet yapmanın ne kadar kötü olduğunu izah ediyorlar. Evet. Peki sayın hocam, gıybet eden bu kadar veba altına kalıyor da gıybet ettiren yani tertemiz mi oluyor? Evet. Misal vereyim hocam. Şimdi bir hoca efendi çıkıyor. Bak size bir soru sordu vatandaş şimdi. Dedi faizle alakalı. Şimdi o hocanın hakkında biz bu yanlış desek ve ya, bu adama bir başka kelime kullansak gıybet oluyor. Evet. O adam suçlu oluyor. Gıybet ettik biz veba altına kalıyor sayın hocam. Evet. Hocam evet. Bu çoğunlar güzel bize bir açıklık getirirsen hele şu faiz, zina, kumar, içki, evet, kadınlarımızın açılıp saçılması hakkında. Evet. Yaptığımız İslam hükmüne göre ve ahirete, Allah'a, peygamber ahirete göre göre durum nedir hocam? Sorun evet. Bu. Peki teşekkür ediyorum. Tunceli'ye selamlar diyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet değerli gönül dostlarım, elbette hacca gitmek ve ümreye gitmek büyük bir fazilettir, büyük bir mükafattır. Hele hele hac, kardeşimiz sordu, İslam'ın 5 temelinden biridir. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bünyel İslamu ala khamsin şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamu salati ve itau zekati vel hacci ve savmu ramadan. Allah Resulü buyuruyor. Revavul khamse ve ekseru sahabe minel ensar vel muhacirin. Birçok sahabenin rivayet ittifakla rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Allah Resulü buyuruyor ki İslam dini 5 esas üzerine bina edilmiştir. Birincisi kelime-i şehadettir. İkincisi 5 vakit namaz. Üçüncüsü Ramazan ayının orucunu tutmak, dördüncüsü malımızın zekatını vermek, beşincisi ise hacımızı eda etmek. Demek ki İslam'ın 5 esasından birisi de değerli günüm dostlarım hacımızı eda etmektir. Men hacce lillahi ve lem yerfuz ve lem yefsuk raca'a kayyamun veladetu ummu. Kardeşimiz soruyor, işte adam bütün bu günahları işlemiş, hacca gidiyor. Bu günahlar af olur mu? Yani benim anladığım kadarıyla soru bu. Elbette
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim halisane bir hacı eda ederse, yani nüsküne göre tam muazzam bir şekilde hacın bütün erkanına, adabına uygun bir şekilde hacı eda ederse, tevbe ederse, Allah-u Teala o kişiyi yani füsuk ve cidala da mahal vermeden dönerse, Allah o kişinin geçmiş bütün günahlarını affeder. İster bunun içinde zina olsun, isterse içki içmek olsun, isterse kumar oynamak olsun, kebair ve sagair günahları Allah-u Teala her şeye kadir ve müktedir olduğu gibi bunları da affetmeye kadir ve müktedirdir. Ve affedeceğini hacdan dönen bir kişi anasından doğmuş gibidir diyen peygamberimiz, buyuran peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdır. Ama işin diğer tarafına geldiğimiz zaman bir hacca giden kardeşimiz, bir ümreye giden kardeşimiz hacdan ve ümreden döndükten sonra artık bu menhiyatlardan uzak kalması lazım. Çünkü hacca giden bir kardeşimiz şeytanı taşlarken taşı parmaklarının arasına alıp Bismillahi Allahu Ekber rağmenni şeytan ve hizbihi derken şeytana atıyor. Ne diyor? Ey şeytan, bunun manası budur yani. Evet, bugüne kadar her ne kadar bazen beni tuzağa getirdin, yoldan çıkardın isen de, ama bugün Rabbime söz veriyorum, İsmail misali, İbrahim misali, Hacer misali seni taşıyorum, seni lanetliyorum, bundan sonra senin hiçbir dediğini yapmayacağım diyen, söz veren bir hacı hacdan döndükten sonra ne yapacak? Bütün bu eskide işlemiş olduğu günahlarından, hatalarından uzak kalacak ve kendisi örnek bir kişi olacak. Çünkü onu görenler de onu örnek alıp, onu örnek alınca da ha bu hacca gitti düzeldi, biz de gidelim düzelelim, kendilerine örnek edinecek. Gıybet de kardeşimiz dedi, elbette kimin gıybeti olursa olsun gıybet haramdır ve büyük kebair günahlardandır. Hocam diyor, gıybet şu mudur ki, ben adam söylemiş ben de söylüyorum. Zaten adam söylemişse sen söylersen hoşuna gitmeyecek bir şeyi arkasında, o gıybettir söylesen. Eğer söylemediği bir şeyi söylersen arkasında gıybetini yaparsan, bu sefer hem gıybet olur hem de kebair bir günah, iftira olur, Allah muhafaza. Allah hepimizi gıybetten muhafaza eylesin diyoruz. Hattımızda izleyicimiz var, alalım. Alo. Selamun aleyküm hocam, hayırlı akşamlar. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun hocam inşallah. Amin Cenab-ı Allah. İnşallah. Mevlana şehri Konya'mıza selamlarımızı gönderiyoruz. Buyurun. Hocam ben 5 vakit namazını kılan bir insanım. Günde 70 sayfa Kur'an dinleyen ve Kur'an'dan ilgilenen bir insanım. 7000-8000 dua çekiyorum Cenab-ı Allah'ın izniyle. Hele hele 2 yıldır Kur'an'dan iyi tanıştığım için Kur'an'dan bir dakika ayrılmak istemiyorum hocam. Elhamdülillah. Gerçekten yani namaz kılarken Allah'ım diyorum, namazı bırakmayın, bitmesin diyorum. Öbür tarafta dua mı yapmak istiyorum bilmiyorum. Rabbimiz o kadar yüce ki, bizim Rabbimiz o kadar güzeller güzeli ki, merhametlilerin en merhametlisi Rabbimiz bizim. Gerçek diyorum, bu dünya bir rüya kadar hocam. Evet. Bir insanın gördüğü rüya kadar bir şey dünya. Evet. Sen köşeden döner de kaybolur ya, o şekilde bir hayat bu dünyada. Evet. Gerçekten öyle. Şimdi evet. Ben 20 yıldır rahatsızım, hastayım hocam ben. Evet. Benim eşim yokluktan boşanıyor hocam. Bunun günahı ne hocam? Dernekler yardım etmiyorlar hocam. Gerçekten evet. Yardım etmiyor. Evet. Evet değerli gönül dostlarım, tabii bizim programımız yardımla alakalı olmadığı için kardeşimizin sesini de dernekler duydu. Dolayısıyla ne olacak? Yani böyle mağdur kardeşlerimizi bulup ve onların da yardımına koşmamız lazım. Mesela kardeşimiz diyor, işte ben böyle ibadet eden ehli iman birisiyim ama benim eşim yokluk olduğu için benden boşanmak istiyor. Bir kere eşin yoklukta eşinin yanında yer alması lazım. Asıl böyle bir günde yani arkasında durması lazım, ona destek olması lazım. Yani ne diyoruz evlenirken, yoklukta varlıkta hep beraber yaşayacağımıza söz veriyoruz. Dolayısıyla eşimiz varlıkta da olsa yanında yer almamız lazım. Yoklukta da ona destek olmamız lazım. Bir de boşanma hakkı İslam'a göre kadının hakkı değildir, erkeğin hakkıdır. Ve dolayısıyla boşanma ancak erkek boşanabilir. Ama tabii medeni kanuna göre biz buna bir şey diyemeyiz. Cenab-ı Hak huzur versin, saadet versin diyoruz. Hattımızda izleyicimiz var, alalım. Alo.
Alo, selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam nasılsınız? Hamdolsun, teşekkür ederiz. Manisa'ya selamlar diyoruz. Buyurun. Aleyküm selam başına. Hocam size iki sorum olacaktı. Buyurun. Hocam bizim burada Şafii mezhebinde cuma namazı, cuma evet. namazında evet. dört rekat sünneti kıldıktan sonra iki rekat farz cuma evet. namazını kıldıktan sonra evet. Dört rekat da şey kılıyorlar, normal sünnet kılıyorlar, şey evet. kazasını kılıyorlar ve öğlen namazını bitiriyorlar. Evet. Bir de ikinci sorum evet. akşam namazı ile ilgili bir şey sor, ya yatsı namazı ile ilgili bir şey soracağım hocam. Tamam. Şafii mezhebinde yatsı namazında 12 rekat kılıyorlar. 12 rekat kılma sebepleri de vitir bacı namazının 3 rekatını 2 rekat olarak kılıyorlar. Evet. Bir de şunun bir açıklamasını alabilir miyim? Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Ellerinden öperim. Babanıza da çok çok selam söyleyin. Onların da ellerini öperim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun hocam. Allah razı olsun. Biz de Manisa'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Tabii değerli gönül dostlarım, cuma namazının şartları vardır. Hem Hanefi mezhebine göre şartları var, hem Şafii mezhebine göre şartları vardır. Dolayısıyla Şafii mezhebinde cumanın sahih olabilmesi için 40 kişinin Fatiha'sının sahih bir şekilde okunması gerekiyor. Ve bazı diğer şartlar var. Zaman kısa olduğu için bu şartların tamamının yerine gelmemesi ihtimali üzerine Şafii mezhebinde cuma namazını farzını eda ettikten sonra öğle namazı kılınır Şafii mezhebine göre ve ardından da iki rekat namaz kılınır ve bu şekilde cuma biter. Şafii'de böyle. İmam-ı Azam'a göre tabi cumanın farzı eda edildikten sonra dört zühri ahır, dört cuma sünneti tekrar iki sünnet kılınır ve bu şekilde eda edilir. Sahih olan görüş budur. Bunu çok irdeleyenler vardır. Bu görüşler üzerinde biz görevimizi yapmaya çalışalım. Hanefi olarak, Şafii olarak aynen bu şekilde imamlarımızın, alimlerimizin uygulamasını yerine getirirsek sıkıntı olmaz. Namazımız inşallah indi ilahiyede makbule şayan olur. İkincisi ise kardeşimiz yatsı namazında Şafii mezhebinde niye bu kadar, yani dört farz, ardında iki sünnet, ardında da üç vitir kılınır. Yani Şafii mezhebine göre, İmam-ı Nebevi'nin görüşüne göre, Mu'nun Mutaç, İhanet-ü Talib'in vesair diğer fıkıh kitaplarında da geçmektedir. Yatsı namazından önce dört sünnet kılınmaz Şafii'ye göre. Ama Hanefi mezhebine göre yine yatsı namazından önce dört sünnet, dört farz, ardında iki sünnet ve vitir namazı kılınır. Şafii'ye göre farzdan başlanılır ve iki sünnet, ondan sonra da vitir. Vitir kardeşimiz dedi iki rekat kılınıyor. Vitir iki rekat olmaz. En az bir rekat da olsa bir teklik, tek vitir yani demek tek anlamına geliyor. En az bir rekat da kılsa yeterlidir. Ama Hanefi mezhebine göre vitir namazı vaciptir. Üç rekat olarak kılınır ve üç rekat da birlikte kılınır Hanefi mezhebine göre. Ve tabii ki son rekatta kunut duası okunur. Hanefi mezhebine göre bu şekilde vitir kılınır. Şafii mezhebine göre vitir üç olarak kılarsak iki rekatı vitir namazın vacip değil Şafii'de. Hanefi'de vacip ve Şafii mezhebinde ise vitir namazı sünnettir. Ve dolayısıyla sünneti de kılarken niyet ettim sünnet olan vitir namazını kılmaya diyecek Şafii kardeşimiz. İki rekatı eda edip selam verdikten sonra son bir rekatı da yine niyet ettim selam verdikten sonra kalkacak. Tek bir rekat niyet ettim vitir namazını kılmaya, sünnet olan vitir namazını, ve bir rekatı kıldıktan sonra sağa sola selam verir ve son rekatta da Şafii mezhebinde Ramazan ayının 15'inden sonra sadece kunut okunur. Onun dışında 5 vakit namazda, yani yatsı namazında müteakiben kılınacak, vitir namazında Şafii'de kunut yoktur diyoruz. Hattımızda izleyicimiz var, alalım. Yani konu artık hep soru cevaba geldi. Adana'ya selamlar diyoruz. Buyurun. Alo. Alo, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam, size de hayırlı akşamlar diliyoruz. Buyurun. Hocam, benim şöyle bir sorum vardı. Buyurun. Evet, alalım sorunuzu. Yalnız televizyonumuzu bütün izleyicilerimizden tamam. şunu istirham ediyorum. Soru tamam, soran, tamam hocam. Soru soranlar, yani onlar televizyonlarını iyice kısarlarsa zaman aşımı olmaz, zaman kaybımız olmaz. Hocam, soruyorum. Buyurun. Buyurun. Televizyonunuzu kısın yalnız. Televizyonunuzu tam kısın.
Buyurun. Alo. Hattan da düştü. Değerli gönül dostlarım, izleyicilerimden istirhamım şudur. Soru soracağınız zaman o soru soran kardeşlerimiz televizyonlarını iyice kısarlarsa orada yankı yapıyor ve biraz da uzatılıyor. Dolayısıyla bu zamandan da tasarruf etmiş oluruz. Sorular da iyi anlaşılmış olur diyoruz. Evet değerli kardeşlerim, bakın niyet dedik. Eğer niyetimiz samimi ve ihlaslı olursa Allah-u Teala diyor ki eğer bir insan bir iyiliği niyet ederse ihlasla ve samimiyetle ben bu ameli yapacağım ama imkanı yok. O yine o halis ve samimi niyetine rağmen Allah-u Teala ona tam kamil manada bir sevap ediyor. Ve in hemme biha fe amilaha katabaha Allahu azza ve celle indehu ashra hasanatin ila 700 di'fin. Eğer bir mümin kardeşimiz ihlasla ve samimiyetle eğer dese ki ben bu ameli yapacağım ve o ameli de uygularsa Allah-u Teala uyguladığı için de bire en az 10 mükafat veriyor. Kur'an-ı Azimüşşan bi aşri emthaliha. Yani bir mümin güzel bir ameli işleyince Allah bire 10 mükafat veriyor. Hem ayet-i kerimede hem hadis-i kutsi'de Allah öyle buyuruyor azze ve celle. Aşre hasenati illa 700 di'fin, ta 700'e kadar Allah mükafat verir. 1'e en az 10 yaptığın ameli veya 1'e 700 ed'afen muda'afen, daha çok Allahu Teala indi ilahiyede ihlasına göre, samimiyetine göre Allah mükafat verir. Bir gün sahabe-i kiram arasında şu hadis telaffuz ediliyor. Kim bir saat tefekkür ederse kainata bakıp Halik-i kainatın azametini, kudret ve kuvvetini düşünürse Allah ona bir yılın ibadetini yapmış gibi sevap verir. Hazreti Ebu Bekir de orada dahil olur, müdahil olur. O da şöyle buyurur. Allah Resulü buyurur ki kim bir saat tefekkür ederse Allah ona 70 yılın ibadetini, sevabını yapmış gibi mükafatlandırır. Bu hadis iki hadis olunca tabii ki Hazreti Peygamber'e gidilir. Ya Resulallah şu sahabe böyle dedi. Bir saat tefekkürün sevabı bir yıl ibadet. Hazreti Ebu Bekir de bire 70, bir saatin tefekkürün sevabı 70 yılın sevabıdır der. Allah Resulü ikisi de doğru der. Çünkü onun düşüncesine, tefekkürüne göre Allah ona bir yıl, Hazreti Ebu Bekir'in düşüncesi, Hazreti Ebu Bekir'in tefekkürü, onun düşüncesine göre, onun tefekkürüne göre, düşünün Hazreti Ebu Bekir nasıl düşünüyor? Allah onun tefekkürüne, düşüncesine göre de 70 yılın sevabını verir. Yani niyetimize göre, ihlasımıza göre Allah bizim sevabımızı artırır. Bu hadis-i kutsi'de bu anlaşılır yani. İnsan iyi tefekkür eder, iyi düşünür, bakarsa denilemesine 1'e en az 10, 1'e 700, ed'afen müda'afen, daha fazlasıyla Allah niyet ettiğimiz, niyetimizin ardında yaptığımız güzel amelimizin karşılığında Allah böyle mükafat veriyor. Hangi patronun yanında çalışan bir işçiye 1'e 10 veriyor, 1 aile 10 aylık veya 1'e 700 veriliyor? Hiç kimse böyle vermiyor. Ancak lütfi ilahiden, rahmeti ilahiden, ikram-ı ilahiden böyle bir şey söz konusudur. Ve bu bir haktır, hakikattır. Böyle bilmek, böyle anlamak lazım. Ben bugün camide yine Serhat Huzur Camisi'nin de görevlisiyim, imamıyım. Burada camime de, Serhat Mahallesi'ne de selamlarımı, muhabbetlerimi, sevgilerimi gönderiyorum. Ve yine bugün orada biz her namazdan önce bir sure okuyup onun mealini okuyoruz. Orada Allah öyle diyor. Yani A'la suresinde bel tu'thirunel hayate dunya vel ahiretu hayrun ve ebqa. Siz dünya hayatına daha çok meyil edersiniz ama bilseniz, anlasanız, idrak etseniz ahiret hayatı daha hayırlı olan hayattır ve baki olan hayattır. Hatta Allah Resulü diyor bütün tercih, yani iki tercih önüne gelse, bütün dünyayı sana verseler mi kabul edersin yoksa cennete bir kamçının yeri kadar yer versen mi? Akıllı olan neyi tercih eder? Cemaat hep böyle dedi. Hocam biz o bir kamçının yerini tercih. Niye? Çünkü cennet bakidir. Peygamber de öyle diyor. Dünya ise fanidir. Yani bakiyi az da olsa çoğa tercih etmek lazım diyoruz. Hattımızda izleyicimiz var. Alalım. Alo. Alo.
Samsun'a selamlar diyoruz. Buyurun. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. İyi yayınlar hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Allah'a şükür olsun hocam. Buyurun inşallah. Hocam bir sorum var da. Alalım inşallah. Şimdi ben emekliyim, bir maaşım var. Evet. Hanım diyor ki bu sene de kurbanı bağ keselim. İki kurban kesmeye de gücüm yetmiyor. Evet. Bu sene kendime kesmeyeyim, hanıma kesebilir miyim? Tabii ki kurban yani İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre vacip, İmam-ı Şafii Hazretlerine göre de sünnet-i müekkededir. Dolayısıyla hanımın yani yenge hanımın eğer aileyi yoksa, kendisine ait bir geliri yoksa, size geliriniz olduğu için dolayısıyla size vaciptir. Bir tane keserseniz yeterlidir ve mesuliyetten kurtulursunuz. Ama imkanınız varsa, hanım bir tane de benim niyetime kes diyorsa, rızayı ilahi için ve fakir olan bir insan da kurban kesebilir. Babından yenge hanım için de bir tane kurban kesip ona da sevabı gider. Ama mesuliyet kendi geliri olmadığı için, sizin geliriniz olduğundan dolayı size vaciptir, ona vacip değil. Ama ben de keserim derse o da kesebilir ve imkan varsa keserseniz zaten sevabını ve mükafatını alırsınız. Bakın değerli gönül dostlarım, tabii hadisi şerifi inşallah tamamlamaya çalışalım ve inşallah noktalayacağız zaten, programımızın sonuna geliyoruz. وَاِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا. Rahmeti ilahi nasıl tecelli ediyor? Böyle bir Rabb'a karşı nasıl kulluk görevimizi ifa etmiyoruz? Yani sevabı düşündüğün an yapmasan bile mükafat alıyorsun. Yaparsan 1'e 10, 1'e 700. Ama bakın Allah Celle Celaluhu buyuruyor, peygamber tebliğ ediyor. وَاِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا. Eğer bir insan bir günahı düşünürse, şeytan durmaz. Nefisle mücadele sonuna kadar devam etmesi lazım. Sahabe-i Güzin Bedir'de, Uhud'da dönünce Allah Resulü diyordu ki ey ashabım, biz küçük cihattan döndük, şimdi büyük cihat başlıyor. Büyük cihat nedir ya Resulallah? Nefisle mücadele. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamber şöyle diyor: وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ. Ben Züleyha ile o günahı işlemedim, kendime hakim oldum. Ama bundan sonra ben artık günah işlemem, kendime hakim olurum diyemem diyor Hazreti Yusuf gibi bir peygamber. Ben bu nefis, iki yanım arasındaki bu nefis bende olduğu müddetçe beni günahlara teşvik edecek. Öyleyse ne yapacağız? Nefisle mücadele etmeye devam edeceğiz. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Ey mutmain nefis, ya eyyetuhen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki, Rabbina dön, Rabbina. Mutmain nefse Allah bizleri ulaştırsın. Fedhuli fi ibadi, yani mutmain nefse ulaştıktan sonra diyorsun, Allah öyle buyuruyor. Ondan sonra seçkin kullarımın arasına gir. Fedhuli cenne. Cennete, fedhulu cenneti. Cennetime gir. Yani mütmain nefse ulaştıktan sonra Allah'ın seçkin kulları arasına girersin. Girdikten sonra da o seçkin kullarla beraber cennete girersin. Nefis her zaman bizimle mücadele etmeye devam edecek. Şeytan son ana kadar bizimle mücadele etmeye devam edecek. Ve bu mücadeleyi süreceğiz, sürdüreceğiz. Ve bu mücadelede muvaffak olabilmek için Allah ve Resulünün emirlerini uygulamaya gayret edeceğiz. Allah ve Resulünün yasaklamış olduğu yasaklarından da kendimizi muhafaza edeceğiz. Yoksa ben hacıyım, ben hocayım, ben şuyum, ben buyum. Vallahi nefis hiçbir şeyi dinlemez. Onun için Allah nefsimizin şerrinden hepimizi muhafaza eylesin. Bir insan bir günahı düşünürse vesveseyi verdi, şeytan tuzağı kurdu, geldi, girdi. O zaman diyor o düşündüğü günahından da felem ya'mel ve in hemme bi sayyi'atin ya'malha katabahullahu indehu hasaneten felem ya'malha katabahullahu indehu hasaneten kamileten. Bir günahı düşündün ve daha sonra euzu billahi mineşşeytanirracim dedin. Ya Rabbi, nefsin ve şeytanın dediğini yapmayacağım, vazgeçtim. Vazgeçeceğin günahtan dolayı da Allah tam kamil bir manada sevap veriyor. İyiliği düşününce yapmasan bile sevap, kötülüğü düşününce
ondan da vazgeçersen yine Allah sevap veriyor. Rahmetiyle, merhametiyle Allah muamele ediyor. Allah bizi cennete koymak için bahane arıyor. Yeter ki biz ona dönelim. Kulum bana bir karış gelirse ben ona bir arşın giderim. Bana bir arşın gelirse ben rahmetimle ona yürüyerek giderim. Eğer kulum yürüyerek gelirse ben koşarak rahmetim onu karşılar diyor Allah. Böyle bir Rabbimiz, Halikimiz. Ya değerli gönül dostlarım, bu kadar nimetlerle, inamlarla bizi donatan Rabbimize karşı amel etmemiz lazım. Ama diyor ki Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ve in hemme biha fe amilaha katabahallahu sayyi'atan vahidatan ravahul hamse, yani muttefakun aleyhi bir hadistir. Kul eğer diyor bir günahı işler ve o günahı da işler, yani niyet etti bir günahı işledi, Allah bir günah yazar. Yani 1'e 10 yazmaz. 1'e 700 yazmaz. Kul bir iyiliği düşününce onu yapmazsa bile sevap, yapınca 1'e 10, 1'e 700. Kul bir günahı düşününce o günahtan vazgeçerse Allah vazgeçtiği için sevap veriyor. Eğer o günahı işlerse, şeytana, nefse yenik düşerse 1'e 1 günah yazıyor. Onu da yine tevbe kapısını sonuna kadar açık bırakıyor. Bunun can boğaza dayanıncaya kadar malem yagargar. Yani oraya dayanmayıncaya kadar, buraya kadar da gelse, kul tevbe ve istiğfar ederse Allah onu da affedecek. Evet değerli günü dostlarım, Allah niyetimizi güzel niyetlerden eylesin. Amellerimizi ihlaslı amellerden eylesin. Hep beraber amin diyelim. Bugünkü sohbetimizi de noktalayalım. Haftaya pazartesi saat 20.30'da inşallah 8.30'da yine beraber olmak ümidiyle amin diyelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. اللهم نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء تب علينا اللهم نور أرواحنا وأجسامنا بنور معرفتك يا رب العالمين اللهم احفظنا أهلنا وعيالنا وبلادنا وأولادنا وولاتنا وولاة المسلمين من فتنة آخر زمان اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين يا ربي بزري حبيبي أديبن حرمتنا أسمي حسنى حرمتنا ve ya Rabbi Kabe'de yapılan dualar hürmetine ve Ravza-i Mutahara'da yapılan dualar hürmetine bizim de dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Nefsin şerrinde, şeytanın şerrinde, kötülerin kötülüğünde, küfarın küfründe, münafıkların nifakında, şerirlerin şerrinde, zalimlerin zulmünde bizleri ve bizi izleyen bütün kardeşlerimizi ve bütün yeryüzünde iman eden mümin ve mümin kardeşlerimizi hifz-ü muhafaza eyle. Harakan'da ve dünyanın her köşesinde zulmün altında inim inim inleyen kardeşlerimizi de felaha ulaştır ya Rabbi. Felaha ulaştır ya Rabbi. O kafirlerin zulmünde onları da koru ya Rabbi. Sen her şeye kadir ve muktedirsin ya Rabbi. Ya Rabbi amellerimizi ihlaslı eyle. Niyetlerimizi güzel niyetlerden eyle. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar, dertlerine davalar, borçlarına edalar ihsan eyle. Evlatlarımızı ve bizleri 5 vakit namaz kılanlardan eyle. Ve bizleri, evlatlarımızı her türlü semavi ve arzi belalardan hifz-ü muhafaza eyle. Ya Rabbi evlerimize huzur, neşe, bereket, bol rızıklarla ikram eyle ya Rabbi. Evet değerli günün dostlarım, Cenab-ı Hak dualarımızı dergah-ı izzetinden kabul ve karin eylesin. Allahümme salli ala Muhammed. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tekabbel minna bi hürmetil Fatiha.
Allah-u Teala bu güzel yurdumuza da birliği, beraberliği, kardeşliği nasip eylesin. Bu cennet vatanımızı her türlü semavi ve arzi belalardan hifz-i muhafaza eylesin. Dahili ve harici düşmanların şerrinden muhafaza eylesin. Evet, bir Saadet Darin programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı saatte, aynı zamanda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.